Yapılan tasarımlarda genellikle karşımıza çıkan bağlantılar iki türlüdür. Birinci tip, kapasiteye göre tasarlanan bağlantılardır. Örneğin, çerçeve köşeleri profilin içindeki yüke göre değil, daha çok profilin kapasitesine göre tasarlanırlar. Aynı şekilde ek yerleri de bu sınıfa girebilir. Bu tip bağlantıları tasarlarken genellikle biz profilin içindeki yükünü bakmayız. Profilin kapasitesine bakıp o kapasiteyi alabilecek, kaldırabilecek şekilde bir bağlantı tasarlarız. Ama bir de yüke göre tasarlanması gereken bağlantılar vardır. Örneğin yatay çapraz bağlantıları. Bunlar da birçok yerde yüke göre baktığımız vakit 2 civatanın yettiğini görüyoruz. Ama elemanın kapasitesine baktığımız vakit belki 3-4 civata gerekebileceğini görüyoruz. Fakat o da bağlantının konstrüksiyon açısından uygun olmadığı için ve yakışmadığı için biz yüke göre bağlamayı tercih ediyoruz. Aynı şekilde kat girişler de bu sınıfa girebilir. Kat girişlerde de özellikle biraz büyük girişlerde tüm kapasiteye göre tasarlayınca çok fazla sayıda civata çıkabilir ve yakışmayan bir görüntü ortaya çıkar. Ama yüke göre baktığımız vakit daha uygun bir tasarım ortaya çıkmakta. Yine burada da bir yatay çapraz ve kat giriş örneğini görüyoruz. Farklı kat giriş bağlantı tipler vardır. Aynı şekilde mesela düşey çaprazlar söz konusu olduğu vakit yüke göre bakmasını, yüke göre bir bağlantının tasarlanmasını isteriz. Çünkü elemanlar basınç da aldığı için genellikle lambda etkisi yüzünden kapasitelerin epey altında, bazen yarısı kadar altında bir yük alıyor olabilirler. Ve gene full kapasite bir tasarım yaptırdığımız vakit çok sayıda civata çıkma olasılığı oluyor ve bu da güzel ve şık bir bağlantının tasarlanmasına engel oluyor. Dolayısıyla düşey çaprazlar söz konusu olduğu vakitte biz genellikle yüke göre tasarlamasını tercih ediyoruz. Aşık kuşak bağlantılarda nitekim bu sınıfa girebilir. Örgülü kolonların örgüleri de bu sınıfa girebilir. Makaslar belki duruma göre hem kapasite olarak hesaplanabilir, hem yüke göre de bakılabilir vesaire. Sonuç itibariyle bağlantılar ya kapasiteye göre tasarlanır ya da yüke göre. Kat girişlerde bir enteresan durum daha olabilir. Kat girişlerde bağlantılar yüke göre hesaplandığında bazen bu yük sadece kesme kuvveti değil, eksenel kuvveti de alıyor olabilir. Bu açıdan bütün konuştuğumuz yüke göre bağlamak istediğimiz bağlantıları bakacak olursak bir ortak bir özellik görüyoruz. Genellikle bunlar tek bir parametre ile ifade edilebilecek niteliğinde oluyorlar. Mesela bu tarz yatay çapraz bağlantıları içindeki eksenel kuvvete göre tasarlanır. Ve bu bağlantılarda içinde bir kesme kuvveti veya bir moment vesaire söz konusu değil. Şimdi sadece bir eksenel kuvvet tek bir parametre olduğu için bütün hesaptaki yük kombinasyonları, diyelim bizim hesabımızda 100'e yakın ya da 100'den fazla yük kombinasyon var. Bütün şu yük kombinasyonları taradıktan sonra en büyük çekme kuvveti hangi yük kombinasyonunda geliyorsa o çekme kuvvetini bu elemanın alanına bölersek, bir alanı vardır sonuçta bunun. O alanını bölersek bu elemanın kapasitesinin yüzde kaçına yük olarak geldiğini hesaplayabiliriz. Ve tek bir parametre, biz daha önce de bunu başka videoda görmüştük. Bizim kapasite reşofu makros adlı bir parametremiz var. Tek bir parametredir. Bu parametreyi set ederek, yani kapasitenin %50'si diyerek örneğin veya kapasitenin %40'ı diyerek veya kapasitenin %70'i diyerek bu makroların akıllı olarak çalışmasını sağlayabiliriz. Kat girişlere geldiğimiz vakitte görüyoruz ki bunlarda en önemli kriter kesme kuvvetidir. Kesme kuvveti genellikle V2-2 kesme kuvvetidir ama V3-3
anlamında da ufak kuvvetler gelebilir. Ama bunların civataya olan etkisi sonuç itibariyle bir vektörel etkisi olduğu için ikisinin etkisi toplanabilir. Ve V2 ve V3 etkisi içindeki alan kesme alanına kesme alanına bölünerek bir kapasite oranı bize yine verebilir. Yatay çapraz söz konusu olduğunda eksenel kuvvet bize bir oran vermişti. Kat girişler söz konusu olduğunda kesme kuvvetler bize bir oran verecektir. Ama önemli olan şey şu, her iki durumda bir tane rakam tüm kombolara döndükten sonra en büyük kesme kuvvetlerin toplamı aldıktan sonra bir tane rakam bütün yük kombinasyonları temsil edebilecektir bu bağlantı için. Aynı şey örneğin düşey çaprazlar için de geçerlidir. Bütün yük kombinasyonları döndükten sonra bütün eksenel kuvvetlerini taradıktan sonra en büyük eksenel kuvveti alana bölerek bir tane rakamı buraya girebiliriz. Burada bir tane kritik nokta var. O da şu. Bazen kat girişlerde hem kesme kuvveti hem eksenel kuvveti gelmektedir. Bu durumda tek bir parametre yetmiyor. Yani burada olduğu gibi tek bir parametrenin içinde hem kesme kuvvetleri hem eksenel kuvvetlerini toplayıp bir rakam yazarsak manasız olur. Çünkü farklı elemanlar farklı bir şekilde zorlanıyorlar iki kuvvet altında. Kesme kuvveti altında civataların kesme kabiliyeti devreye giriyor. Kesmeye karşı gerilme, izin verilen gerilmeleri kullanılıyor. Ama örneğin bu bağlantıda bu levhalar çekme geldiğinde büyük bir eğilme momentine maruz kalıyorlar. Ve dolayısıyla kalınlaşmaları gerekiyor. Bu etki sırf kesme kuvvetinden gelen bir toplama, eğer o kesme kuvvetin içerisinde biz eksenel kuvveti dahil etsek de bir tane oran olarak yine de doğru bir sonuç vermeyecektir. Bu durumlarda Comosis bu parametre dışında ayrıca ekstra datanın altında bazı rakamlar girerek ki bunları nasıl gireceğini ben ayrı bir yerde anlatacağım. Buraya kullanarak içindeki eksenel kuvvetine de dikkate alarak bir rakam gömüyor. Ha bunları nasıl yapıyor? Analiz bittikten sonra genellikle modelleme başlar. Comosis'te modelleme yaparken analizde yapılan modelin aynısı kullanılabilir. Bunun yöntemlerini ayrı bir videoda anlatacağım ama önemli olan şu, analiz bittikten sonra kullanıcıyı bir düğmeye basarak, o düğme de buradadır, adı Capacity Ratio Assignment, bu düğmeye basarak bütün elemanların içine bir rakam gömmesine sağlayabiliriz. Bu capacity ratio for macros rakamını gömmesine sağlayabiliriz. Analiz kilitliyken, yani analiz yapıldıktan sonra kilidi kaldırmadan elemanları seçip bu düğmeye basarsak Comosis tüm yük kombinasyonları dönüp kat girişler için onların V2-2 ve V3-3 oranından en büyük olan yük kombinasyonu bulup buraya gömecektir. Yatay çaprazlarda bütün yük kombinasyonları dönüp eksenel kuvvetlerin en büyüğünü bulup oranladıktan sonra buraya gömecektir. Düşey çaprazlar için de nitekim aynı şey yapacaktır. Bu bağlantılar için dediğim gibi zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü full kapasite çalıştırılacaklar. Ek yerler için de aynı şey geçerli. Ama eğer bir kat girişinde aynı zamanda bir eksenel kuvveti de varsa hatırı sayılır. Bu durumda o kuvvetin oranını da eksenel kabiliyet anlamında, eksenel oranı anlamında ayrıca ekstra data kısmında gömecektir. Sonradan makroları çalıştırdığınız zaman makrolar akıllı olarak bu temsili kuvvetler, yani tüm yük kombinasyonları temsil eden kuvvetler diyebiliriz bunları. Bu temsili kuvvetlere göre bağlantıları tasarlayacaklardır. Bu bağlantıyı inceleyelim. Bu girişin içinde capacity ratio for macros hanesinin içerisinde 0 yazmaktadır. Sıfırın manası aslında tam kapasite tasarımı yap anlamındadır. Yani 0 yazdığımız vakit buradaki rakama dikkate almaz. Elemanın kapasitesine göre
bir tasarım yapar. Biz buraya 0,3 yazdığımız vakit kapasitesinin %3'ünü, %30'unu karşılayacak bir bağlantı tasarlandığını görüyoruz. Biz buraya 0,50 yazdığımız vakit biraz daha farklı bir bağlantının tasarlandığını görebiliriz. Böylece aslında tek bir rakam genellikle yetiyor. Yani birçok yerde kat girişler olsun, yatay çaprazlar olsun, düşey çaprazlar olsun, aşık kuşak olsun, örgülük olanlar olsun, birçok yerde tek bir rakam bütün komboları temsil edebilir. Sadece bir kat girişlerde eksenel kuvvetin gelme durumu var ki tek bir rakamla temsil edilemiyor. O durumda da COMOSIS ekstra datanın içerisinde onu yazarak gene makrolar tarafından dikkate alınmasını sağlayabiliyor. Dediğim gibi yapmamız gereken şey şu, analiz bittikten sonra elemanları seçip şu düğmeye basmaktır. Şu düğmeye basınca bu rakamlar akıllı olarak içlerinde yazılacaktır. İçlerinden hangisinde kapasite tasarım yapılmasını istiyorsak onlara bir daha seçip içlerinde ya 0 ya 1 yazarak yani tüm kapasiteye göre tasarım yapılmasını sağlayabiliriz. Assign Capacity Ratios komutunu daha iyi anlayabilmek için küçük bir örnek yapalım. Burada 6 tane giriş görüyoruz. Bu girişleri farklı yükler verilmiştir. En soldaki giriş üzerinde en küçük yük vardır ve sağa doğru gittikçe yükün miktarını büyüdüğünü görüyoruz. Henüz analiz yapılmamıştır. Şu anda bir analiz yapacağız ve analiz yapıldıktan sonra bu Assign Capacity Ratio komutun kullanımını göreceğiz. Öncelikle bir analizi yapalım. Yapıldı. Şu anda dikkat ettiyseniz içinde herhangi bir Capacity Ratio for Macros bilgisi gömülmemiştir. Hepsinin içinde sıfır vardır. Yani şu anda biz makroları kullanacak olursak makrolar bu girişleri tam kapasite bağlayacaklardır. Bu da tabii istemediğimiz bir şeydir. Eğer bu komutu kullanacak olursak, bu komut sayesinde şu anda içindeki analiz kuvvetlerine bakarak bazı bilgileri gömme şansımız var. Öncelikle ayar yapalım ve komutu sağ tıklayalım. Sağ tıkladığımız vakit, daha önce de konuştuğumuz gibi Axial Members ve Shear Members diye iki tane sekme görüyoruz. Axial Members daha çok yatay çaprazlar ve düşey çaprazlar için bir sekmedir. Shear Members ise kat girişleri temsil eden bir sekmedir. Burada bizim konumuz, bizim örneğimiz kat girişleri olduğu için biz burada bir ayar yapmaya başlayacağız. Default bıraktığımız zaman, yani şuraya boş bıraktığımız zaman, şu Override Shear Capacity Ratios'u buraya boş bıraktığımız vakit, kendi içinde bir kural vardır. 200 milimetreden küçük girişler için yarım kapasite ratio yazar. Yani bu yarımı ne zaman yazar? Eğer içindeki analiz kuvveti yarımdan da küçük ise, yarım kapasite ratio'dan da küçük ise yarım yazar. 200'den büyük olanlar için ve 400'den küçük olanlar için eğer kapasite ratio 0,6'dan küçükse 0,6 yazar. 400'den büyük olanlar için eğer kapasite ratio 0,7'den küçük ise 0,7 yazar. Bizim buradakiler hepsi 400 milimden büyük girişler. Ama biz şu anda gerçek şey değerlerini görmek istiyoruz. Kapasite değerlerini görmek istiyoruz. Dolayısıyla ben burada 0,1 gibi küçük bir rakam koyacağım. 0,1'in de altındaysa eğer içindeki kuvvetler, yani %10'un da altındaysa anlamına geliyor. O zaman 0,1 yazacak, yani %10 yazmış olacak. Ama 0,1'in üstündeyse, ki çoğunda öyle çıkacak, hatta hepsinde öyle çıkacak, o zaman da gerçek rakam, gerçek analiz değerindeki çıkan rakam neyse onu yazacak. Burada 0,1 yazdıktan sonra, Override Shear Capacity Ratio hanesinde 0,1 yazdıktan sonra save ediyorum. Bunu da sağ tıklayarak açmıştım. Sonra da direkt bu düğmeye basıyorum. Bu düğmeye bastığım anda şu anda işini yapmıştır ve bu girişlerin içinde bir rakam gömmüştür.
Çift tıklayalım. Bakın demin 0 gözüken şey 0,121 olmuş. Bu 0,121 olmasının sebebi 0,1'den büyük olduğu için bunu yazmış. Eğer bu rakam 0,1'den küçük olsaydı 0,1'e yazacaktı. Demin içinde koyduğumuz o ayarı hatırlatıyorum. Bir sonraki kirişte biraz daha büyük bir kuvvet vardı. Burada 0,242 yazıyor. Bir sonraki kirişte biraz daha büyük bir kuvvet var. 0,363 yazıyor. Bir sonraki kirişte daha da büyük bir kuvvet vardı. Üzerindeki yükten hatırlarsanız gene onları açalım. Gitgide soldan sağa büyüyen yüklerimiz vardı. Bu kirişte daha da büyük yük var. 0,6'ya çıkmış. Ve en sağ kirişte de 0,726'ya çıkmış. Bu durumda şu anda biz eğer bir bağlantı yapacak olursak bu bağlantılarda gitgide artan cıvata sayılarını göreceğiz. Tasarımlarımızda. Hatırlarsanız kat girişlerde sadece kesme kuvveti değil, bazı durumlarda eksenel kuvvetin de hakim olabileceğini söylemiştik. Ve bu bilginin de tek bir parametre olarak yazamayacağımızı da hatırlatmıştık. Bu durumda biz şu an sadece shear kuvvetin yani V2 kuvvetin karşılığını burada görüyoruz. İçinde eğer bir eksenel kuvvet olsaydı o bilginin ekstra datanın içerisinde yazılacağını söylemiştik. Hemen tıklayalım. Şurada bir ekstra data key'sini görüyoruz. Bunun altında deminki shear rakamı zaten burada da görüyoruz ama o orada var. Aynı zamanda eksenel kapasitesinin %0'ını yani hiçbir eksenel kuvvetin olmadığını da görüyoruz. Eğer bir eksenel kuvvet olsaydı burada o rakamda gömülecekti ve makrolar bu rakamı dikkate alarak tasarımını yapacaklardı. Şimdi de bir örnek daha yapalım. Soldaki iki kirişi biraz küçülttük. Bunu INP300, bunu da INP500 hale getirdik. Ve yükleme anlamında eski yüklerimiz hala var. Ama ilaveten şu küçük girişte böyle bir eksenel kuvvet oluşturacak şekilde, bir basınç oluşturacak şekilde bir kuvvet verdik. Şu girişimize ise şu noktada çekme oluşturacak şekilde ters bir kuvvet verdik. Kuvvetlerin miktarı yaklaşık içinde yaratacak kuvvet belki 20-25 ton bir eksenel kuvvet yaratacak. Fakat bu kirişin içerisinde basınç yaratacak, şu kirişin içerisinde ise çekme yaratacak. Analizimiz şu anda yok. Analizsiz bir durumdayız. Analizimizi yapalım. Şu anda analiz yapıldı. Sonuçları bir inceleyelim. Evet, şu kirişin içinde 24 ton basınç var. Şu kirişin içinde ise aynı zamanda bir 20 ton çekme var. Daha büyük bir giriş diğerine göre. Şimdi bu durumda gene bu shear member sonuçta bunlar. Ama bir axial capacity ratio su da içinde gömülecek. Hemen bu komutu çalıştıralım. Komutu çalıştırınca görüyoruz ki ekstra datanın içerisinde bu kirişte eksi 0,237 yani compression olduğunu gösterir bir eksenel kapasite oranı gömülmüş. Diğer kirişte ise artı 0,074 yani %7 oranında bir çekme kapasitesinin %7, 7,5 oranında bir kuvvet olduğunu görüyoruz. Fakat bu küçük çekme kuvveti bile stiffen end plate'in tasarımını etkilemeye yeterdir. Hemen bir stiffen end plate bağlantısını yapalım. Şu kirişe bağladığımız vakit görüyoruz ki alın levhalar ince 8 milim normal bir kalınlık bu ebattaki bir kiriş için. Fakat bu kirişe bağladığımız vakit çok daha kalın levha kullanıldığını görüyoruz. Bunun sebebi içinde 20 tona yakın bir çekme kuvvetin var olduğu ve bu 20 tona yakın kuvvet buradaki 6 cıvataya bölünüyor. Yani cıvata başında belki 3-4 ton kuvvet çekme anlamında geliyor. Bu da bu ince levhayı dikine çektiği için, artık kesme kuvveti değil, dikine çektiği için daha kalın bir levha çıkartıyor. Dolayısıyla bizim hatırlamamız gereken şey şu,
Homoses analiz yapıldıktan sonra şu assigned capacity ratios komutu sayesinde içindeki şu hanede capacity ratios macros hanesinde bir de ekstra datanın içerisinde bazı bilgiler gömüyor. Ve bu bilgiler sayesinde bu noktadan itibaren eğer biz analiz lokunu kaldırsak dahi makroları kullanmaya devam edebiliriz. Makrolar daha önce içinde gömülmüş olan bu datayı kullanarak bir tasarım yapacaklardır. Bazen öyle enteresan durumlar oluşur ki biz belli elemanların tasarımını kapasiteye göre yapmak istemeyiz. Çünkü kapasiteye göre yapınca çok fazla cıvata çıkmaktadır. Fakat yüke göre tasarladığımız vakitte çok az cıvata çıkar. Bunun sebebi örneğin bir kiriş eğer uzun bir kirişse ve sehim hakimse uçlarındaki kuvvet çok büyük olmayabilir. Ama kiriş kendisi büyük olur. Ucundaki kuvvete göre tasarım yaptığımız vakit çok az sayıda cıvata çıkar. Bu da konstrüktif olarak hoşumuza gitmeyebilir. Kapasite tasarım yaparsak çok fazla cıvata çıkar ve bu da hoşumuza gitmeyebilir. Aranan yol aslında bir tercih edilen bir konstrüktif bağlantısıdır. Komoses bu tip durumlarda da bir çare bulur. Ve bunun yapmanın yolu Design Override dosyalarıdır. Bu dosyalar ayrı bir yerde anlatılacaktır. Burada sadece şu bilgiye vermek istiyorum. Bu dosyalar sayesinde biz yüke göre tasarım yapılıp eğer çıkan cıvata konstrüktif olarak verilmiş bağlantıdan az ise veya kalınlıkları veya kaynak boyları, kaynak ebatları bu eleman için tarif edilmiş olan konstrüktif minimum bağlantısından daha da az çıkıyorlarsa konstrüktif bağlantısını tercih etmesini zorlar. Ama eğer yükten dolayı doğan cıvata sayısı ve levha kalınlıkları vesaire konstrüktif olarak belirtilmiş olduğu bağlantıdan daha fazla ise bu sefer de yük hakim olmaya başlar. Bu özellik sayesinde Komosis her tür tasarımı kapsamış olur. Tam kapasite tasarım yapmak da mümkündür. Birebir yüke göre tasarım yapmak da mümkün olur. Ama şöyle bir üçüncü seçenek ki belki de en çok kullanılabilen seçenektir. Eğer yüke göre çıkan bağlantı benim bu eleman için düşünmüş olduğum bir şirket standardımda yer alan bir minimum konstrüktif bağlantısından da az ise o zaman benim şirket standardındaki minimum konstrüktif bağlantısını kullan. Ama eğer hesap sonucu çıkan cıvata adedi veya levha kalınlıkları veya kaynak boyu veya kaynak ebadı benim şirket standardındaki kütüphanemdeki konstrüktif bağlantısından daha fazla ise bu sefer de yükün gerektirdiği bağlantıyı kullan. Bu artık en güzel, en hoş, göze de hoş gelen, konstrüktif olarak da uygun ve yükü hiçbir zaman gelen yükün altında kalmayan bir bağlantı tasarlamasını sağlayan bir özelliktir. Bunun hakkında ayrıca Design Override dosyaları ile ilgili bir videoda bunun konunun detaylarını anlatacağız.